çalışmakmış. Günaydın. Günaydın. Aa, hayırdır Simge? Çok sıkıldım evde yatmaktan. Ben de geleceğim. Ama hayatım, doktor ayağının üzerine basmamanı söyledi. Birkaç gün daha dinlenmelisin bence. Birkaç gün daha yatarsam gerçekten kafayı üşüteceğim. Ben de. Hem bu gece bir planımız yok mu? E nasılsa birlikte bir şeyler yapmak için dışarı çıkacağız hayatım. Öyle değil mi? Nasıl yani? Aşk olsun. Unuttun mu? Bugün 14 Şubat. Yani bir yerlere gidelim tabii ama ayağın düşündürüyor beni. Sen ayağımı merak etme. Ama tabii gitmek istemiyorsan sen bilirsin. Ya Simge dur bir dakika lütfen. Neyse. Hoşça kalın. Güle güle yavrum. Aman bu kadının kaprislerinden illallah artık yani. Hiçbir şey anlamadım. Bugünün ne özelliği var? Ama sevgililer günü diye bir şey icat etmişler. 14 Şubat'ta onu kutluyorlar. Bak kız, ben senin halini hiç iyi görmüyorum. Kafanı takma. Oluruna bırak her şeyi, tamam mı? Su akar yolunu bulur. Yok canım, bir şey taktığım yok. Hadi gel kahvaltı hazırlayalım. Çocuklar birazdan uyanır. Hadi yav. Dünyada olmak yine de güzel bir şey. Baksana, sevgililer için özel bir gün bile var. Aman, her gün bir şey uyduruyorlar. Bana sorarsan lüzumsuz. Para tuzağı bütün bunlar. Keşke bir sevgilim olsaydı. Ay ne kadar heyecanlı. Bugünü beraber geçirirdik. Yani şimdi Simge ile Hakan bu gece bir yere giderlerse bu onların sevgili olduğunu mu gösteriyor? Aman kızım, ben onların ne olduğunu anlayamadım gitti. Ben de. Evladım, hadi bırak onları düşünmeyi de tabakları içeriye götür. Tamam. Heh, tamam. Seni yiyeceğim. Ya hemen şuna bir şey söylesene. Beni korkutup duruyor. Üzgünüm sayın zombi. Kahvaltıda küçük bir kız çocuğunu değil, o hazırlayacaklarımızı yiyeceksin, tamam mı? Tamam. Hı? Ay çok heyecanlıyım. Acaba bu seneki oyuncak festivali nasıl geçecek? Kulina bu sene acaba bizim için nasıl bir sürpriz hazırladı? Eğlence komitesinin başkanı olduğum için çok mutluyum. Hiç de bile. Eğlence komitesinin başkanı benim. Hayır benim. Kulina o görevi bana verdi. Şaşırdın galiba. Bana söyledi. Hayır bana söyledi. Bu ne? Kim var orada? Bak bu hiç komik değil, tamam mı? Ne yapmak istiyorsun? Ay çok korkuttunuz bizi. Ne yapıyorsunuz? Bekle Kulina. Seninle hesabım daha bitmedi. Kulina, Kulina, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi olmaz, çok işim var. Şimdi olmaz, çok işim var. Bu meşgul kadın pozları da beni baydı artık. Çok güzel oldu. Merve sevinçten delirecek. Tamam, hadi Simge asma suratını. Ben bugünün sevgililer günü olduğunu unuttuğun için bozulmadım. Peki niye suratın asık öyleyse? Senin için hala ne ifade ettiğimi bilmiyorum. Ve inan bana buna çok üzülüyorum. Simgeciğim hani bu konuları konuşmayacaktık, zamana bırakacaktık her şeyi. Aman ne şahane. Oyalama taktiklerine başladık yine. Ama bu gece bir şeyler yaparız. Peki nereye götüreceksin beni? Bilmem. Sen nereye istersen oraya gideriz. Sizi gidi sizi.
Sevgililer günü için hemen plan program yapmaya başlamışsınız bile. Bakın ne diyeceğim. Benim şarkı söylediğim bara gelin bu gece. Harika bir repertuar var. Sadece romantik parçalar. Bakıyorum da sen bu şarkıcılık işine iyice ısındın. Ne yapayım? Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Tüm stresimi atıyorum şarkı söylerken. Keşke ben de bir şeyler yapsam da bu stresten uzaklaşsam. Ha? Bu arada annem gelecek. Sakın onun yanında ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Hayırdır? Alışverişe çıkacakmış, sana da uğrarım dedim. Eyvah, senin için bugün bitmez artık. İşim var ya. İnanamıyorum. Bunlar ne ya? Ay, hem de sevgililer gününde. Aa, kim acaba? Romantik sevgilim. Aa, kart falan da yok. Ay, kimden acaba? Bakar mısın evladım? Sıddık nerede? Sıddık mı? O ne biçim isim be? Sıddık diye biri yok burada hanım teyze. Ne demek yok? Onun iş yeri burası. Oğlumu iş yerini bilmeyecek kadar bunamadım daha ben. Asabımı bozma da doğru düzgün cevap ver. Aa, çattık ya. Sabahın köründe sinirimi bozmak için mi gönderildin hanım teyze? Sıddık mıttık yok burada. Aa. Bana bak boya küpü. Benimle doğru düzgün konuş. Vallahi kapının önüne koydururum seni. Sıddık buranın patronu ve benim de oğlum. Patronunu nasıl tanımazsın? Açtırma benim bayramlık ağzımı. Yaşlı falan dinleme. Fena yaparım ha ona göre. Ya Sıddık diye bir patronumuz yok bizim ya. Ya sen gerçekten bunadın ya da oğlum seni kandırıyor. Hadi git işine teyzeciğim hadi. 14 Şubat bugün mutlu bir gün yani. Terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz. Görürsün sen gününü, görürsün. Terbiyesiz. Of ya, hep deliler beni buluyor ya. Sabah sabah keyfini bile çıkartamadım. Ay, kim acaba bu gizemli romantik sevgili? Ay ya, çikolata almış. Al bakalım. Yaşasın, çok param oldu. Sence tatilin en güzel tarafı ne? Oo, o kadar çok ki. Ders çalışmak zorunda değilsin. Okula hiç gitmek zorunda değilsin. En önemlisi erken kalkmak zorunda değilsin. Daha da önemlisi her sabah Özge'yi görmek zorunda değilsin. Bak bu doğru işte. Yanılmışız. Tatilde de kurtuluş yok. Geldi işte. Ne diyorsunuz be? Size reylik yaramıyor. Geçen gün istediğin korku dergilerini getirdin. Ama istemiyorsanız gidebilirim. Olur mu? Gitme gitme. Biz seni çok seviyoruz. Hatta daha biraz önce nerede kaldı bu kız diye konuşuyorduk. Değil mi Yağmur? Yani. Biliyor musun? Artık bu dergilerden piyasada bulunmuyor. Vay be. Orijinal korku dergileri. Hem de serisiyle. Madem bu kadar meraklısın, harçlığını gözden çıkarmam gerekecek. Karşılıksız bir şey yapsan şaşırırdık zaten. Çok tatlı. Neyin var kızım? Bu ne surat? Bugün sevgililer günü ya. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Herkes sevgilisiyle güzel vakit geçirecek. Bense burada tek başıma oturacağım. Şuna bak. Sanki her yıl biriyle geçiriyorsun da sevgililer gününü. Şimdi sevgilim yok diye üzülüyorsun. Daha kötü ya. Bu dünyada geçireceğim ilk sevgililer günü ve benim bir sevgilim bile yok. Diyelim ki sevgilin oldu. Birlikte yemeğe gittiniz. Eğlencenin en güzel yerinde. Kusura bakma, benim gitmem lazım. Çünkü saat 12'de ben bez bebek oluyorum, bu diyeceksin. Orası da doğru ya. Kızım, hele sen bir insan ol. Kim bilir ne 14 Şubatlar geçirirsin. Biliyor musun? Hakan Simge'yle bir yere giderse çok üzülürüm. Ay, şiştim vallahi. Sen en iyisi şu yukarıdaki aşk uzmanıyla konuş. Doğru, Kulina'yla konuşsam iyi olacak. Ay evet, bugün sevgililer günü. Ne kadar da romantik. Nana'nın yanına gideyim de biraz onu teselli edeyim bari. Git git, aman geç kalma. Müdürle de belki bir program yaparsın. Yaparım yapmam, sana ne münasebesiz ha? Yüce Kulina, Yüce Kulina, çok kötü. Pomponlara bir şeyler olmuş.
Ay ne olmuş? Bahçede onları dans ederken bulduk. Çok garip davranıyorlar. Neredeler şimdi? Bir dakika. Gelin gel. Buradalar. Kız daha neyiniz var? Yaklaşma bize, yaklaşma. Bizden uzak dur, anladın mı? Aa, neler oluyor size? Ay anlamadım ki canım. Çok korkunçsun, bize yaklaşma. Ay yüzü. Aa, yüzümde bir şey mi var? Yüzümde bir şey mi var? Ha, bir şey mi var? Hayır, yok, yok. Yok, muazzam görünüyorum. Çok kötü değil mi? Ah, anlaşılan biri bunlara bir şeyler yapmış. Akılları başlarında değil. İyi ama kim? Kim var orada? Yalnız yaşamak bana iyi gelmedi. Tırsak bir şey oldu. Sanki bu kokuyu bir yerden tanıyorum ben. Neyse. Kulina. Kulina ne yapıyorsun? Neden bana sihir yapmaya çalışıyorsun? Tabii ya. Kulina değilsin sen. Sulina'sın öyle değil mi? İyi ama neden böyle yapıyorsun? Ben senin dostunum. Senin tarafındayım. Unuttun mu? Sersem şey, sen kendini ne zannediyorsun? Benim sana neden ihtiyacım olsun ki? Benim için çok zayıfsın, çok. Boşuna uğraşma Şoker. Sen de diğerleri gibi benim kölem olacaksın. Kesinlikle bu işte Şoker'in parmağı vardır. Tabii canım. Başka kim olabilir ki? Bıktırdı beni gerçekten. Ben şimdi dünyaya gidiyorum. Dönüşte bunun hesabını soracağım ondan. Ay! Sen keşke gelmeseydin. Ayağın geç iyileşecek ona göre yani. Of ay herkes aynı şeyi söylüyor. Sıkıldım sıkıldım diyorum. Anlamıyor musunuz? Ay ağrı kesici almaktan halüsinasyonlar görmeye başladım. Halüsinasyon? Of ama ne bileyim ben ya. Bu romantik hayran kim? Bilmiyorum valla. Öyle de merak ediyorum ki aslında. Bakıyorum da keyfiniz çok yerinde hanımefendi. Evet yerinde. Bir sakıncası mı var? Hayırdır? Bunlar nereden çıktı? Ne o? Çok mu merak ettin? Kadın ruhundan çok iyi anlayan biri göndermiş olmalı. Kesinlikle. Yani sana benzemeyen birisi. Öyle mi? Aslında onları... Ay kim acaba ya? Çok merak ediyorum. Cevdet mi, Murat mı, Emre mi? Bence kesin Emre. Evet, evet Emre. Volkan olmasın sakın. Ha, çok komik. Sen git de başkasıyla dalga geç, tamam mı? Ama ben... Ay Simge ben dayanamayacağım. Arayacağım hepsini yani. Kimden başlasam acaba? Emre'yi arayayım. Evet evet Emre'yi. Emre? Haklısın nanacığım. Hiç kimse böyle bir günde yalnız olmayı istemez. Ama sabırlı olmalısın. Bana güven canım. Aşk uğruna emek verilirse değerlidir. Hadi sıkma canını gülümse biraz. Tamam. Gördün mü aşk uzmanının söylediğini? Ah Kulina Hanım, ben de aynı şeyleri söylüyorum ama dinletemiyorum ki. Ay, müdürcüm acaba bugün beni nereye götürecek? Kim bilir benim için ne sürprizler hazırlamıştır ay. İyi de canım, biz seni buraya kızı teselli et diye çağırdık. Sen neler diyorsun? Ay dur bir dakika canım. Asıl Nana'yı ilgilendiren bomba haberi daha söylemedim. Neymiş çok merak ettim. Sevgili Nana, konseyden izin aldım. Bu gece yarısı 12'de bez bebeğe dönüşmeyeceksin. 24 saat boyunca insan olarak yaşayacaksın. Yaşasın. Gece yarısından sonra bez bebeğe dönüşmeyeceğim. İnsan olacağım. Ama sadece bir gece için. İyi ama bu geceyi beraber geçireceğim bir sevgilim olmadıktan sonra neye yarar ki?
neyse. Hiç olmazsa güneşin doğuşunu göreceğim. O bile bana yeter. Ha şöyle. Biraz mutlu ol nanacığım. Hem dur bakalım, bugün daha bitmedi. Neler olacağı hiç belli olmaz. Şimdi gitmem lazım. Şoker yine bir dolaplar çeviriyor ama anlamadım. Ya versene. Şansım kabul etmez. Yok, sen bilirsin. Ya. Ya bırak. Sene. Gıcıksın sen kızım, gıcık. Ne oluyor çocuklar? Dergilerini okutmak için kira istiyor ya nana. Gıcık. Ne kadar ayıp Özge. Sen anlamazsın nana. Bu ticaret gibi bir şey yani, anladın mı? Sen de bizim elimizden git o zaman. Ya. Aman çok meraklıydım. Eğer fikrini değiştirsen dergiler bende. Gıcık. Tamam. Ay oğlum, sen de okumayı verirsin, şart mı? Ama bak bu çok korkunç. Ay ille korkmak istiyorsan ben sana korku hikayesi anlatırım böyle. Ben de canavar olurum. Abi sonunda bu Merve yüzünden kafayı yiyeceğim ben galiba. Ben onun için neler yapıyorum o farkında değil. Ya da bilinçli olarak bana eziyet ediyor. Zamanında sen de ona has çektirmedin Volkan. Etme bulma dünyası bu. Ne yapacağım ben? Bir akıl versene Hakan. Kel'in ilacı olsa kendi başına sürermiş. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Niye abi? Sana ne oluyor? Bugün sevgililer günü ya. Simge tutturdu bir şeyler yapalım diye. Ne yalan söyleyeyim, içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Yani şimdi onunla çıkarsak... Neyse boşver. Ne o? Yoksa birilerini üzmekten mi korkuyorsun? Yok canım, bunu da nereden çıkarıyorsun? Bilmem. Aklım başkasında gibi sanki. Nana mı? Ben bir şey demedim. Sen dedin. Yok canım, ben de bir şey demedim. Biliyor musun, aslında çok şanslısın. Hiç olmazsa gizemli bir hayranından da olsa çiçek geldi. Sabret. Daha akşama çok var. Ay. Hakan Bey mutlaka sana da sürpriz yapar bence. Nereye? Şu karşıdaki klinikte bandajıma baktıracağım. Çok sıktı da. Ben de geleyim. Yok yok, ofisi boş bırakmayalım. Sen kal, ben zaten hemen dönerim. Tamam. Cevdet mi acaba? Murat da olmaz. Ay bence Emre. Bademi sevdiğimi de biliyor. Ay. Yine mi sen geldin teyze ya? Bulamadın mı o yalancı sıttık mıdır nedir, sıttı mı sıyıran oğlunu? Diğer katlara da baktım ama yok işte. Canım çıktı. Ofisinin bu katta olduğundan eminim. Hem bana bak. Benim oğlum hakkında öyle ileri geri konuşma. Senin ağzını böyle cart diye yırtıveririm vallahi. Hayt! Güleyim bari. Bana bak, ihtiyar cadı. Benim sabrımı taşırdın ha. Güvenlikleri çağırıp seni buradan attırıveririm. Ay boyu posun devrilsin inşallah. Ama ben bunun hesabını soracağım senden. Görürsün sen. Ay kes be. Hadi. Hadi canım. Burada sakın. Hadi canım. Hadi. 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 Terbiyesiz. Çatık yemin ederim ya. Deli mi ne? Hep de beni buluyor böyle insanlar ya. Onlar niye bu kadar acayip davranıyorlar acaba? Umarım Kuline onları en kısa zamanda eski hallerine döndürür. Çiçek kız, sen misin? Kim var orada? Kuline. Sen biraz önce odada değil miydin? Ne zaman geldin buraya? Neden öyle bakıyorsun? Bir şey söylesene. Ne yapıyorsun Kulina? Çok mutluyum. İçimden koşmak, gülmek, eğlenmek, dans etmek geçiyor. Yaklaşma bana! Yaklaşma bana! Yaklaşma bana!
İmdat! İmdat! Ah, boncukların nesi var böyle? Şoker, seni bir elime geçirirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Kulüle haklıymış. Düpedüz deli bu kadın. Burayı ele geçirirse Kulüle'yi çok ararız. Evet, nihayet seni yakaladım Şoker. Sulina, Sulina ne olur bana bir şey yapma. Yalvarırım, yalvarırım sana. Sulina mı? Neler saçmalıyorsun Şoker? Kulina, sensin öyle değil mi? Evet tabii, benim. İspat et bunu bana. Ah, ben aşk kadınım ayol. Tamam, tamam inandım. Biliyor musun, Sulina burada. Ne yapmak istediğini bilmiyorum ama çok kötü şeyler planlıyor. Biraz önce bana da saldırdı. Elinden zor kurtuldum. Doğru söylüyorsun değil mi? Bak bu da bir yalan olmasın Şoker. Gerçekten doğru söylüyorum Kulina. Şoker doğru söylüyor. Ondan çok korkuyoruz Yüce Kulina. Korkmayın. Yanınızda ben varım. Bir şey yapamaz. Neler planlıyorsun? Seninle anlaştığımızı sanmıştım. Anlaşmak mı? Bakır, eski bakımsız halin gitmiş. Bana mı benzemeye çalışıyorsun yoksa benim yerime mi geçmek istiyorsun? Geçtim bile. Hastasın sen Sulina. Aklın başında değil. Lütfen sana yardım etmeme izin ver. Asıl senin yardıma ihtiyacım var. Kulina'ya zarar vermene izin vermeyeceğiz. Gerçek Kulina benim. Lütfen bana inanın sevgili oyuncaklarım. Sakın o yalancıya inanmayın. Kulina benim. Oyuncaklar onun yanında olduğu için gücümü kaybettim. Şimdi ne yapacağız Şoker? Yüce Sulina. İzin verin, ben de sizin tarafınızda yer alayım. Benim çok parlak bir zekam vardır. Çok işinize yararım. Orada kalsarsam, senin gibi kurnazları burada istemiyorum. İkiniz için harika planlarım var. Hadi, biz eski dostuz. Çocukluktan beri birbirimizi tanıyoruz. Çekinme de anlat. Aslında her şey gördüğün gibi, anlatacak bir şey yok. Simge bana karşı çok anlayışlı. Ama ben Nana'yı... Evet Nana'yı? Ben onun sıcaklığını, yüreğini çok seviyorum. Ama bana karşı son derece garip davranıyor. Hiçbir zaman ondan emin olamıyorum. Her şeyin ilacı zaman. Zamana bırakacaksın oğlum. Bu aşk meşk işleri çok karışık Hakan. Bak, masasını çiçeklerle, hediyelerle donattım. O başkası yaptı zannediyor. Yani Volkan, sen de çık karşısına, bunları ben getirdim de. Seni çok seviyorum. Şimdiye kadar yaptığım eşeklikler için beni affet de. Hop hop, o kadar da değil. Sen bilirsin, o zaman kızı başkasına kaptırırsan üzülme ona göre. Doğru söylüyorsun Hakan. Çıkacağım karşısına, açık açık konuşacağım. Yürü be aslanım, kim tutar seni? Konuşacağım. Hadi yürü. Dursana. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok merak ettim. Ne? Ne söyleyeceksin bana? Söyle bakalım. Tüm bunlar hoşuna gitti mi? Sana ne ya? Seni ne ilgilendirir? İlgilendirir. Çünkü bütün bunları ben gönderdim. Ha, sen gönderdin. Vallahi doğru söylüyorum. Al, faturası da burada. Hı, gül. Tamam. İnandım. Ay romantik panda ya. Neler yapmışsın? Ne diyorsun? Canım benim. Öpeyim mi? Bizi neden buraya getirdin Sulina?
Bundan sonra burada yaşayacaksınız. Bak, hiç olmazsa bir kulübeniz bile var. Yeter artık Sulina, vazgeç bunlardan. Evet Sulina, ben burada yaşadım. Biliyorsun burası çok sıkıcı. Artık sus, yeter. Kes sesini. Bundan sonra yaşamınızı burada sürdüreceksiniz. Alışsanız iyi edersiniz. Birkaç yüzyıl burada kalın da aklınız başınıza gelsin. İyi ama neden anlamak istemiyorsun? Ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Kendin seçtin burada yaşamayı. Boşuna laf anlatmaya çalışma Kulina. Görmüyor musun? Deli bu kadın. Mavi ormanın keyfini çıkarın. Boşuna buradan çıkmaya uğraşmayın. Bu sihirli kalkanı asla aşamazsınız. Ay, şu hale bak. Kısılıp kaldık burada. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Başberi olan sensin. Bir çare bul. Oyuncaklar onun tarafında olduğu için sihir gücüm kalmadı şoker. Aman ne güzel. Şimdi sonsuza kadar burada gül gibi yaşayıp gideriz artık. Ya burada bakımsızlıktan çirkinleşirsem ölürüm ayol, ölürüm. Sana inanamıyorum Kulina. Sana inanamıyorum Kulina. Hakan haklı. Şimdiye kadar yaptığım eşeklikler için affet beni Merve. Ay ne demek Volkan ya? Yani ne demek affettin bile. Yani bana aşkını itiraf etmek için böyle manalı bir gün seçtin ya. Ölsem de gam yemem ha. Bu daha bir şey değil. Bu gece benim çalıştığım bara gideceğiz. Senin için müthiş bir program hazırladım. Bütün şarkılarımı gözlerinin içine bakarak söyleyeceğim. Gerçekten mi? Ay aşkım benim. Neydi o şarkının adı? Cennet. Cennet'i de söyleyecek misin? Söylemez olur muyum bir tane? Sıddık! Anne? Anne mi? Ne annesi be? Bunu bana nasıl yaparsın Sıddık? Utanmaz kıza nasıl dans edersin? Sıddık mı? Sıddık benim göbek adım. Aile içinde bana Sıddık derler. Ne? Anne. Bu kızdaki. Ne işin var senin bu kızla? Anneciğim, bu Merve. Onu seviyorum. Biz evlenmek istiyoruz. Bu kızla mı evleneceksin? Dünyada olmaz. Ben sakin asla müsaade etmem. Ama anne. Cesedimi çiğnemen lazım. Ya lütfen ya. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Ay, anne lütfen. Ay dostlar başıma anne, gelene bakın. Abartıyorsun ay, ama. Ay, ay anne ne oldu, ne oluyor? Anneciğim lütfen abartma anne. Ay ne yapacağız şimdi Sıddık? Ne Sıddık be? Anne, anneciğim. Ay. Anne ayıl artık. Teyzeciğim vallahi iyi bir insanım. İçim temiz benim. Aklıma geleni söylüyorum. İçim temiz anne, benim teyze. Anne bakma bunu böyle vırt vırt konuştuğuna. Teyzeciğim. Ne oldu? Ay, ayağım çok acıyor Hakan. Kliniğe giderken ayağımı bir daha incittim ya. Uf, ne olur bir an önce beni eve götür Hakan. Hay aksi. Tamam canım. Sen şöyle otur. Hemen Volkan'a haber vereyim. Çıkalım. Tamam. Ay. İyisin değil mi? Ay, iyiyim iyiyim. Hadi ne olur çabuk ol. Of. Anneciğim. Anneciğim ay. Kendine gel. Aç gözünü anneciğim. Beni duyuyor musun anne? Ay hayatım ne bileyim senin öbür adına Sıddık olduğunu ya. Ağzım çarpılsaydı da söylemeseydim o sözleri. Anneciğim, anneciğim uyan artık. Dünyada izin vermez şimdi bizim evlenmemize. Ya, oysa daha birbirimize yeni kavuşmuştuk. Anne. Olmadı ben seni kaçırırım Volkan. Anne. Ay. Ne oluyor? Annem biraz fenalaştı da. Simge de çok kötü. Onu hemen eve götürmem lazım. Tamam siz gidin hemen. Anne. Emin misin? Eminim eminim. Git tamam. Anneciğim hadi aç gözünü anne. Ya diyorum ki. Yüzüne şöyle şap diye bir tokat mı atsak kendine gelse? Şimdi asıl ben senin ağzının ortasında bir tane patlatacağım ki öleceksin gülünü. Anne! Anne! Bunca yüzyıl boşuna beklemişim. Başperi olmak benim hakkımdı. Konseviyelerini de etkisiz hale getirdiğim çok iyi oldu. Yıllardır sihir gücümü kullanmamam şimdi çok işime yarıyor. Kulina'dan hatta konseviyelerinden bile daha güçlüyüm. Şu hafta
altın oyuncaklar da bana yeterince değerli taş çıkarınca dünyanın hatta tüm evrenin sahibi ben olacağım. Eyvah, yandık. Aptal kuş, kellenin yerinde kalmasını istiyorsan kapa çeneni. Daha çok çalışıp yüce kuline için daha çok değerli taşlar çıkarmamız gerek. Vay vay. Bu kötü kalpli kadın tüm oyuncakları düpedüz maden işçisi yaptı. İyi ki çizgi karakterim de sihri bana işlemedi. Oyuncakları onun sihrinden tek başıma kurtaramam ki. Keşke Kuline ve Şöker burada olsaydı. Ne yapacağım şimdi? Ay, şuradaki otlardan güzellik kremi mi yapsam acaba? Soğuktan yüzüm çatladı. Sen güzelliğinden başka bir şey düşünmez misin? Sus bakayım. Buradan çıkınca bu küstahlığın hesabını vereceksin bana Şoker. Sahi Kulina, buradan nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum. Gerçekten bu kez bilmiyorum. Sonsuza kadar burada seninle mi yaşayacağım yani? Daha şimdiden karı koca gibi kavga etmeye başladık bile. Sulina, sevgili oyuncaklarıma kim bilir neler yapıyordur şimdi. O kadın deli. Düpedüz deli. Uf. Of. Bütün gün çalışıp bu kadar mı taş çıkardınız? Beceriksizler size. Ha? Özür dileriz yüce kuline. Yarın daha çok çalışıp daha çok çıkarırız. İyi olur. Yoksa hepiniz oyuncak çöplüğünü boylarsınız ona göre. Sonra da sizin yerinize dünyadan yeni model elektronik oyuncaklar getirir. Hiç olmazsa onlar sizin gibi beceriksiz olmaz. Hadi gidin. Hadi. Hadi dedim. Kulina, senden çok daha güçlüyüm. Bunu ispatlayacağım. Daha çok çalışmamız lazım. Bu böyle olmayacak. Hemen gidip bir şeyler yapmalıyım ben. Ne yapsam acaba? Gökyüzü delindi mübarek. Gökyüzü mü delindi? Yok canım. Çok yağmur yağdığı zaman öyle değil. Ben de bir an için çok korktum. Hadi. Tam iyileşiyorum derken şu hale bak. Ama söyleyince de kızıyorsun Simge. Sen de söyleme o zaman. Of. En çok da bu akşamki planımızın yatmasına canım sıkıldı. Hadi çocuklar, yemek hazır. Buyurun sofraya. Hakan'cığım, yardım eder misin? Ne o? Çok mu hoşuna gitti? Ne gülüyorsun? Gülmüyorum. Sende bir numaralar var ama anlayacağız bakalım. Vay be. Vampirlerin başı doktormuş. Fazla ölmek başıma sana korkuyorum. Ama dertlikmişsin be kızım. Gerçekten bu eski korku romanları bir harikaymış. O zaman anlaştığımız gibi. Sende kaldığı gün başına her kitap için bir YTL alırım. Of, çok küçüksün. Ne yapalım işine gelirse. Akraba sayıldığımız için sana öyle. Yoksa başkalarına 2 YTL'den veriyorum. O yaşayan ölüler ve zombilerle ilgili bir macera. Yok. Vay be. Yok. Yeter artık. Ne oldu? Işıklar mı kesildi? Yaşayan bir öleyim ben. Zombiyim. Senin beyninin suyunu içmeye geliyorum. Şşşt! Bağırmayın. Ya Nana, şunlara bir şey söylesene. Beni korkutup duruyorlar. Emre! Ne yapayım Nana? O da çok ötlek. Şşşt! Bu ışıklar da tam kesilecek zamanı buldu.
Işıkların kesilmesinden nefret ediyorum. Çok da korkuyorum. Baba kızlar neden bu kadar örnek oluyor? İşte bile ben hiçbir şeyden korkmam. Sen de bir zombi olduğun için korkmazsın tabii. Ya anne şuna bir şey söylesene. Kızım sen uyuma ona. Hadi ye yemeğini. Of. Ne zaman gelecek elektrikler? Ruhum sıkıldı vallahi. Niye? Ne güzel. Sohbet ederiz. Birbirimize hikayeler anlatırız. Şu televizyon icat edildi edileli. Ne sohbet kaldı ne muhabbet. Siz gidin de köyünüzde gaz lambası ışığında yapın muhabbetlerinizi. Bizim köye elektrik geleli 30 yıl oluyor. Sen hiç merak etme. Ay, ay, burası gerçekten de anlatıldığı kadar korkunçmuş. Bu kocaman ormanda ben onları nereden bulacağım? Kolina! Kolina! Şoker! Şoker! Anneciğim! Ay! Ayol yavaş, kızarttın ellerimi. Zaten el kremi falan yok burada. Ne yapalım? Vakit geçsin diye sen istedin oyun oynamayı. Delirmemek işten bile değil. Sıkıntıdan patlayacağım burada. İkide bir de başımıza belaları açarken kafan çok güzel çalışıyordu. Şimdi de kullansana o şeytan zekanı. Bu Sulina aklımı başımdan aldı. Deli bu kadın. Beynim durdu adeta. Kulina! Şoker! Gorfo! 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 Kulina! Sonunda buldum sizi. Ay! Bu da ne? Sulina bizi buraya hapsetti. Hadi Gorfo bir şeyler yap da kurtar bizi. Ben mi? Ama nasıl? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ay evladım hala gelmedi elektrikler. Bu karanlıkta mum ışığında nasıl toplayacağız buraları? Yavrum bak benden sana izin. Göster marifetini. Ne yapayım anlamadım ki. Evladım canım işte. Hadi. Maalesef yapamam. Neden yavrum? Elektrikler kesikken olmaz. Aa niye? Senin şu maharetin elektrikle mi çalışıyor yani? Evet. Allah Allah bir yaşıma daha girdim. Şaka yaptım şaka makbuşcum. Hadi. Şimdi bir dakika daha hallederim ben. Dur. Hadi. Bir, iki, üç. Demek oyuncakların hepsini köleye çevirdi öyle mi? Bu kadın gerçekten çok akıllı. Saçmalama kendine gel Şoker. Burada kapana kısıldık. Elimiz kolumuz bağlı. Onu durdurmanın bir yolu olmalı. Hemen hemen. Biliyor musunuz işi bitince tüm oyuncakları çöplüğe atacakmış. Dünyada yeni oyuncaklar getirecekmiş. Bu kadar da fazla ama. Elimizde bize yardım edecek çizgi karakterden başka hiçbir şey yok. Kalbimi kırıyorsun ama. Şoker ben buralara ne zorluklarla geldim biliyor musun? İyi halt ettin. Hadi bakalım kurtar bizi o zaman. Kurtarabiliyor musun? Sana da yaranılmaz zaten. Ay kesin kavgayı. Aklıma bir şey geldi galiba. Bu tür kalkanların tam tepesinde içeridekiler nefes alsın diye boş bir bölme olur. Hatırlarsan ben de seni bir iki kere böyle bir şey hapsetmiştim. Hatırlamaz olur muyum? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Şoker bak şimdi yukarı doğru tırmanırsan buradan kurtulabiliriz. İyi de nasıl tırmanacağım oraya? Gorfo hadi bir sarmaşık bulup şu bölmeden aşağı atar mısın? Benim için çocuk oyuncağı. Nihayet uçabilmem bir işe yaradı. İşe yarar mı? Yarar. Ağrın var mı? Ay tabii olmaz olur mu? Canım şeftali kompostası istedi. Makbuş! Babacığım hadi kelime oyunu oynayalım. Evet hadi baba hadi. Tamam ben başlıyorum. Fil. Lale. Ejderha. Hadi sene beceriksiz. Tamam. Sarkıt şu sarmaşığı. Tamam. Ben şimdi uzun bir sarmaşık arıyorum burada. Biraz bekleyin canım. Doğruca kütüphaneye git. Kırmızı kocaman bir kitap göreceksin. O kitabın 1672. sayfasını aç. Orada bir iksir tarifi göreceksin. Tarife göre iksiri yap. Ve bütün oyuncaklara teker teker içir. Onlar Sulina'nın etkisinden kurtulduğunda ben yine eski gücümü kazanıp buradan çıkabilirim Şoker.
Sen hiç merak etme. Buldum. Şimdi uzatıyorum. Bekle. Ay, söylediklerimi sakın unutma Şoker. Tamam. Gönder. Tamam. Gönder gelsin. İşte. Sen rahat ol Kulina. Tamam. Gönder. Tamam. Abuzer. Aa, fena değil. Rıfkı. Ha, evet. Bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Hey, kafam karıştı. Hadi baba. Hey. Bulamıyorum ya. Ay çok sıkıldım ben ya. Ne saçma bir oyun bu ya. Makbuş. Nana. Hadi baba. Benim şeftali komposom nerede? Kaynatıyoruz evladım. Sabret azıcık. Çabuk olun. Tamam bulacağım şimdi. Kustusu eksikti hanımefendi. Öyle sıkıştırmak yok. Hadi baba. Dur bir dakika bulacağım şimdi. Hah, buldum. Irmak. Irmak. Şeyle bulacağım değil mi? Evet. Karpuz. Çok güzel. Zeytin olur. O da güzel. Nal. Lamba. Unutma. 1672. sayfa. Bunu yapacağımı düşünmüyorsun değil mi Kulina? Neler söylüyorsun Şoker? Bunu tahmin etmeliydim dönek. Kendimi senin için tehlikeye atacağımı düşünmüyorsun herhalde. O aptal oyuncaklar da beni hiç ilgilendirmiyor. Onu var. Adios. See you again. Afedese. Ciao ciao. Tschüss. Arrivederci. Bastrami. Yani kısacası hoşça kal Kulina. Yazıklar olsun sana Şoker. Çekil şuradan. Ay. İstesem de bundan daha güzel bir durum ayarlayamazdım. Bye bye. Bye bye. Bye bye. İşte şimdi mahvolduk. Seni ve oyuncaklar dünyasını kurtarmak için elimden geleni yapacağım Kulina. Kulina kaçıncı sayfa demişti? Of çok karışık bir iş. Ama tek şansımız da bu. Ay acaba? Ay. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ben de oyuncakların daha fazla çalışması için nasıl bir iksir hazırlayabilirim diye ona bakıyordu efendim. Aferin. Gözüme girmeye başlıyorsun. Ay. Ben dünyaya gidiyorum. Burada çok sıkıldım. Neydi şu kızın adı? Nana mı? Evet. Güzel. Gidip onunla biraz eğleneyim bari. Ay. İleride dünyada yapacaklarım için pratik olur. Makbuş, hadi bize hikaye anlat. Evet, korku hikayesi olsun. Ya! Yok canım, ben kuzucuklarıma hiç korku hikayesi anlatır mıyım? Anlat Makbuş, hadi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, çok eski zamanda Semerkant topraklarında bir haberci atıyla yola çıkmış. Muradı saraya gidip Şeyh Hazretlerinin mektubunu padişaha vermekmiş. Böyle zamanlarda atlı haberciler... Haberci ne demek Makbuş? Canım haber getiren götüren demek işte. Ay ne diyorduk? Böyle zamanlarda haberciler padişaha mektup götürürken hiç dinlenmeden at üstünde böyle çıktı. Ben ne anlarım iksir yapmaktan canım. Hiçbir şey anlamıyorum burada yazanlardan. Şoker de tam bizi yüzüstü bırakıp gidecek zamanı buldu. Ay. Hakkında ileri geri konuşma. Buradayım işte. Ay Şoker, dostum benim. Senin gitmeyeceğini biliyordum. Bir kahramansın sen. Çekil şuradan. Ay. Sırnaşma. Tamam canım. Sırnaşma dedim sana. Tamam. Ayrıca ben kahraman falan değilim. Oyuncaklar ülkesine bayıldığım için de geri dönmedim. Sadece kaçık bir kadına papuç bırakmak ağrıma gitti, onun için döndüm. Evet Korfo. Hazır mısın bakalım iksir yapmaya? Hazırım Şoker. Güzel. Evet başlayalım efendim. Emrinizdeyim. Çok kolaymış. Evet. Ne yapacağım? Söylesene.
Gökhan. Tecrübe bu, tecrübe. Gel, senin yanında olmayı seviyorum dostum. Biraz şundan. Dostum benim. Morfo, çay. Eğer ben de atlı habercilerin yiğidi Kara Bünyamin'sem, bu mektubu zamanında efendimize yetiştireceğim. Eğer yetiştiremezsem, yaşamak bana haram olsun diyerek çantasını yüklediği gibi devam etmiş yoluna. Gece olunca da bir ağacın altında böyle uyuyakalmış. Az sonra karanlığın içinden insanın kanını donduran bir ses gelmiş. Sesi duyan haberci gözlerini aralamış, eliyle kılıcını aramış. O da ne? Kılıç yerinde yokmuş. Eyvah, eyvah. Ya bir dakika, bir dakika, kesmeyin. Adamcağız ne yapacağını düşünürken birden bir gürültü duyulmuş. Aman evladım, kapa kapıyı. Kilitle güzelce, hadi. Allah Allah. Babamız. Bitti mi Şöker? Çok güzel. Sen bir daha iyisin Şöker. Çak bakalım. Ne oluyor? Tamam, bırak şamatayı. Hadi gidiyoruz. Tamam, gidelim. Evet, dahiyim ben. Sen bir dahisin. Hadi baba, hadi bir tane de sen anlat. İyi ama ben makbuş gibi hikayeler bilmem ki. Daha iyi ya. Hadi baba, hadi anlat ne olur. Ama şöyle korkutucu olsun. Hadi baba, anlatsana. Peki o zaman. Uzak diyarlarda, Kaf Dağı'nın ardında bir ülkenin iyi kalpli padişahı günün birinde çok hastalanmış. Ülkenin bütün doktorları, kahinleri, bilginleri bir araya gelmişler. Ama zavallı padişahın derdine bir çare bulamamışlar. Aslında gerçek şuymuş. Kralın ikinci eşi, çocuklarının üvey annesi kötü kalpli sultan padişahı gizli gizli zehirlemekteymiş. Babacığım, senin durumuna çok üzülüyoruz. Canlarım benim. Asıl ben sizin için çok üzülüyorum. Ya bana bir şey olursa? O zaman... Öyle deme babacığım. Sana hiçbir şey olmayacak. Yine hep beraber eski günlerimize döneceğiz. Göreceksin. Kendimi çok halsiz hissediyorum çocuklar. Üzülme babacığım, üzülme. Göreceksin, geçecek. Çok az kaldı. Şu padişahtan kurtulunca ülkeyi ben yöneteceğim. İçirince artık ondan kesinlikle kurtuluyoruz değil mi sevgili sultanım? Tabii ki benim sevgili prensesim. Peki ya padişahın o ki çirkin çocuğu? Hiç üzülme sevgili prensesim. Şu padişahtan kurtulduktan sonra onların da icabına bakacağım. Sevgili padişahım, ilacınızı getirdim. Bunu için göreceksiniz. Bakın hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ama aylardır bir işe yaramıyor bu ilaçlar. Senin ilaçların babamı daha kötü yapıyor. Sen karışma bakayım.
Saygıdeğer prensesim. Padişahımızın iyileşmesi için tek çare bu. Galiba haklısın sultanım. Hayır. Sakın içmeyin padişahım. O sizi zehirliyor. Sen de kim oluyorsun? Böyle çok daha sevimli oldular. Harika bir ot bu. Çok güzel bir bebek. Sayın padişahım, bunun için bu ilaç size iyi gelecek. Güçlüsün babacığım. Babacığım. Sana ne olmuş babacığım? Peri kızı güzeller güzeli bir insana dönüşmüş. Ve padişahla evlenmiş, ömürlerinin sonuna kadar mutlu mesut yaşamışlar. Babacığım, ne kadar güzel bir hikayeymiş bu. Aman uydurdum işte. Yok, kimse korkma. Karanlık olduğu için gözün yanıldı herhalde. Kuluna değil miydi o? Bilmem, bana da öyle geldi. Ne istiyor acaba? Bilmem. Evet, hikaye anlatma sırası kimde bakalım? Hadi bakalım çocuklar. Pişt, hadi. İç bakalım şunu da. Kendine gel. Hadi iç bakalım mama. Hadi açsana ağzını. Çok yorgunuz. Bizi rahat bırak Şoker. Hadi bunu içmeniz lazım. Hadi. Mama. Ne oldu bana ya? Çok güzel. Hadi bakalım. Sen bir kahramansın Şoker. Dahisin. Alacağın olsun Şoker. Bu kadarını da beklemezdim. Ben ne yapacağım şimdi? Kendim için değil, zavallı oyuncaklarımı düşünüyorum. Gorbo, başardın demek. Bekleyin sevgili oyuncaklarım, sizi kurtarmaya geliyorum. Hadi Nana, şimdi de sen bir hikaye anlat bakalım. İyi de ben hikayeyi bilmem ki. Yok canım, öyle şey olur mu? Sende ne hikayeler var? Sanki bilmiyoruz. Rahat dur kızım. Kızım öyle nereye bakıyorsun? Hiç. Hangi hikayeyi anlatacağımı düşünüyordum da. Ha, bir şeyler anlatacaksın yani. Evet anlatacağım. Bir su içip geleyim de. Gelsene. Hadi bakalım, merakla bekliyoruz. Kulina, hayırdır ne oldu? Sen Kulina değilsin. Akıllı kız mısın, aferin. Bak, içeride bir sürü insan var. Beni zor durumda bırakma. Lütfen git. Seni zor durumda bırakmak için buradayım Nana. İyi ama ben sana ne yaptım? Bir şey yapman gerekmez. Kulina'nın sevdiği herkesten nefret ediyorum ben. Ne olur beni rahat bırak. Tamam, hemen Kulina'yı çağırıyorum. Tamam. Artık Kulina'nın senin sesini duyabileceğini sanmıyorum Nanacığım.
Bak Zulina, aranızdaki bu anlamsız kine bir son vermelisin. Senin gibi yeni yetme bir oyuncak mı bana akıl verecek Nana? Artık oyuncaklar dünyasının tek hakimi benim. Bütün oyuncaklar benim emrime amade. Ve sana gelince senin için de hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak Nana. Ben gidip bir Nana'ya baksam iyi olacak. Lütfen Zulina, buna bir son ver artık. Sen kiminle konuşuyorsun? Ha, hiç. Anlatacağım hikayeyi toparlamaya çalışıyordum. Biraz önce sanki burada bir ışık patladı. Şimşek çaktı ya, o yüzden. Şimşek mi? Sanki odanın içine düşmüş gibiydi. Ya, gerçekten de öyleydi. Hadi gel de hikayene başla artık. Merak etmeye başladım. Geliyor. Git diyorum sana, git. Nihayet gelebildin. Biz de mutfakta yangın çıkardı, niye korkmuştuk? Ne oldu? Yok bir şey. Evet, hadi başla bakalım. Seni bekliyoruz. Ay burada da yok. Saat kaç oldu, arayıp bir haber vermedi. Bu kadın evde kör karanlıkta tek başına ne yapar? Aç mıdır, susuz mudur, korkuyor mudur diye düşündüğü yok. Ah benim sıttığım böyle bir çocuk değildi. Ama belli ki o acıyüzü aklını başından almış. Ay yolamadım ki saçlarını şöyle hınçma alayım. Bu yaştan sonra başıma bunlar da mı gelecek ki yarabbi? Ay biraz soluklanayım da bari sonra. Ay şu feneri de kapayım da sonra vallahi merdivenlerden inemem. Ay. İyi ama bunu neden yapıyor? Deli de onun için. Peki kuline nerede şimdi? Ay sahi kulineyi unuttum. Ben üzerime düşeni yaptım. Sana çok teşekkür ederiz Şoker. Hayatımızı kurtardın. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ah kuline. Ah çok kuline. Kuline. Şoker iksiri yapmak için geri döndü biliyor musun? Herkes onun sayesinde kurtuldu. O bir kahraman. Gerçekten gözlerim yaşardı Şoker. İyi misin Yüce Kulina? Seni çok merak ettik. Zulina bizi ne hale getirdi gördün değil mi? Senden bile korkar olmuştum. Bize kızmadın değil mi Kulina? Hiç kızar mıyım? Bunların hepsi Zulina'nın oyunuydu. Şoker sana. Tamam. Teşekküre gerek yok. Sana iyilik olsun diye yapmadım zaten. Sırf Sulina'ya gıcık olduğum için. Ha, bir de şu ukulele elektronik oyuncakların geleceğini duyunca canım sıkıldı. Ne olursa olsun sen yine de bir kahramansın Şoker. Evet. Bir bu eksikti. Sen bir kahramansın Şoker. Tamam uzatmayın be. Yaşa Şoker. O kadar da iyi biri değilim. Abartmaya gerek yok. Of, sıkıldım ben bu ilgiden. Ben gidiyorum. Kulina, Kulina. Kulina, çok seviyorum. Çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Çıt, çıt. Gidiyorum. Hadi Nana. Ay gitti gene bunun aklı. Düşünüyorum, konsantre olmaya çalışıyorum. Yapma, dur. Ay bu tam deli.
İyi misin sen? Ne sayılır. Ah, benim melek uyu sıttım. Ben onu büyütmek için bin bir eziyetlere katlanayım. Sonra denin zilisi gelsin elimden az. Demek beni çok merak ettin. Yani ne yapayım? O kadar zaman gelmeyince çok tedirgin oldum. Korktun mu benim için? Korktum. Ay aşkım, Allah bozmasın aşkımızı ama biz ne yapacağız? Ne demek şimdi bu? Yani annenle yaşadıklarımızdan sonra. Boş ver şimdi onu. Ama ölürüm de evlenmenize izin vermem dedi. Boş ver şimdi annemi, sonra biz kandırırız onu. Gerçekten mi? Hayatım, annemin gecemizi bozmasına izin vermeyelim, tamam mı? Tamam. Ay! Ne oldu? Burada birisi var! Demek gecenizi bozmama müsaade etmeyeceksin ha. Yazıklar olsun sana. Anneciğim. Anne! Yeter artık, rahat bırak bizi. Nana iyi misin? Git, git. Ne oluyorsun kızım? Galiba deliriyor şaka gibi. Yeni mi farkına vardın? Yeter artık. Beni rahat bırak. Bu benim hikayemde geçen önemli bir söz. Gitlen bir. Ne anlatacağım bugün? Hikayem sahibinden ayrılmış oyuncakların, oyuncaklar ülkesinde bir gün aşkı bulup insan olmayı isteyen bir bez bebek hakkında. Nana! Nana! Of, bu da başka hikaye bilmiyor. Oyuncaklar ülkesiymiş, bez bebekmiş ama da saçma. Aa, bir dakika kızım, dinleyelim bakalım nasıl bir şeymiş. Bu oyuncağın en büyük dileği insan olup dünyada yaşamakmış. Benden ne dilersen. Efendim ben... Evet. İnsan olmak istiyorum. Ne? 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 İnsan olmayı neden bu kadar istiyorsun? Bir kalbim olsun istiyorum. Tıpkı insanlar gibi yaşamak nasıl bir şey çok merak ediyorum. Ağlayabilmek, aşık olmak, yemek yemek istiyorum. Ay yemek yemek mi? Hı hı. Ay bak onu ben de merak ediyorum. Ben de insan olmak istiyorum. Ben de. Geç yarısını vurdu. Bol şans çocuğum. Hı hı. Tüm iyilik melekleri seninle olsun. Günün ilk ışıklarıyla insan olacaksın. Sakın unutma Nana. Hala günün birinde gerçek bir insan olmayı bekliyor. Bu kadar. Hayatımda duyduğum en saçma hikaye. Saçmadan da öte şaka gibi. Bence çok güzeldi, tamam mı? Yani. Ay nereden uyduruyorsun böyle saçma şeyleri, bilmem ki yani. Bez bebekmiş, insan olmayı istemekmiş. Bana ilginç geldi. Hikaye anlatma sırası bana geldi. Mama! Ay! Ay bu ses de ne? Hırsız mı yoksa? Ben bir bakayım. Demek kendine yeni bir aile buldun. Keşke zamanında bana da o kadar özen gösterseydin. Saçmalama yeter artık. Ben seni...
seni hep sevdim. Bana karşı nefretle dolu olan hep sen oldun. İyi bir ders hak ettin. Bak gördün mü, hiçbir şey yok işte. O sesler neydi o zaman? Biz de çıkalım. Hayır, hayır oğlum, dur gel buraya. Evet, evet. Şu anda yukarıda galiba, adresi veriyorum ben. Evet. Yeter artık. Bu yaptıklarına bir son ver Sulina. Gücün yetiyorsa bana engel ol. Yeter artık. Sen benim kardeşimsin. Seninle savaşmak istemiyorum. İstesen de istemesen de benimle geleceksin. İlave edeceğiniz başka bir şey var mı? Hayır yok. Zaten bir şey görmedim ki. Kusura bakmayın memur bey. Sizi de boşu boşuna rahatsız ettik. Belki de üst kat penceresinden girdiler. Senin ayak sesini duyunca da gittiler. Belki. Ay çok korkunç. Evladım, ne zaman gelecek bu elektrikler? Bir bilginiz var mı acaba? Trafo merkezinde bir arıza var. Birkaç saate kadar gelir herhalde. Neyse, geçmiş olsun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi çocuklar, geç oldu, yatalım artık. Ya ben korkarım. Olur mu öyle şey oğlum? Ben yukarıyı kontrol ettim. Bak polisler de kontrol ettiler, yok bir şey. Merak etmeyin, uyana kadar ben sizin yanınızda dururum. Yaşasın, durur musun Nara? Tabii ki, hadi gidelim. Hadi bakalım. Siz de benim odamda yatın. Ay çok iyi oldu, sinirlerim bozuldu vallahi. Ben şimdi yukarısını hazırlarım sizin için. Ayağım çok acıyor. Oyuncakların hepsi artık benim kölem. Ne yazık ki hayır Sulina. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Oyuncaklar ülkesinde pek çok tehdit ve tehlike atlattık. Ancak birbirimize duyduğumuz bağlılık ve sevgi sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Beni buraya hapsetmiştin. Nasıl kurtuldum sanıyorsun? Oyuncaklarımın bana olan sevgisi ve bağlılığı sayesinde. Her zaman sen kazanacaksın. Öyle değil mi Kulina? Hayır Sulina. Her zaman iyilik kazanacak. Dünyayı bilmem ama oyuncaklar ülkesinde bu hep böyle. Her zaman iyilik kazanır biliyorsun. Hadi kardeşim, sen de benimle gel. Oyuncaklar ülkesini birlikte yönetelim. Tamam Kulina, anlaşıldı. Yine sen kazandın. Tüm oyuncaklar senin yanında olduğu için seninle baş etmem olanaksız zaten. Eskisi gibi yine burada yaşayacağım. Ruhumu tutkulardan arındırana kadar, belki de sonsuza kadar. Kardeşim. Git Kulina. Ben mavi ormanda kalacağım. Git, git. Bu iş Yağmur'u korkutmaya benzemiyormuş değil mi? Of, Yağmur'a ben uyuyorum. Şimdi ders vermenin sırası mı? İyice huzurum kaçtı. Merak etme Makbuş'cum, her şey yolunda. Hadi ben de yatıyorum. Ay Simge Hanım'a da zor çarşaf beğendirdim. Hadi iyi geceler. İyi geceler, sen de yat artık. Makbuş şu hale bak ya. İlk defa saat 12'de bez bebeğe dönüşmeyeceğim. Herkes yattı ve elektrikler kesik. Hayırlısı yavrum. İyi geceler. Kulina Yüce Konseyi böyle bir şeyi bir daha asla kabul ettiremez. Hırsız girdiyse.
Bir şey yok ya. İyiyim. Sen de iyi misin? Bana ne olacak canım? Tabii ki iyiyim. Çok korkmuş gibi bağırdın da. Kim? Ben mi korktum? Ben sadece bir an hırsız sandım. Zarar vermemek için uyarayım dedim. Ne yapayım? Sinirlerim bozuldu. En çok da çocuklar için huzursuz oluyorum. Haklısın. Uykun var mı? Sabaha kadar oturabilirim. Sen mi? Evet. Bu gibi durumlarda en iyi şey nedir biliyor musun? Ne? Bir şeyler yemek. Bir şeyler yemek mi? Evet. Her zaman işe yarar. Şu kaçık kadından kurtulduğumuz iyi oldu. Ya sorma. Beterin beteri vardır derlerdi de inanmazdım. Şoker. Evet sevgili oyuncaklarım. Eski mutlu günlerimize geri döndüğümüze göre güzel bir kutlama yapabiliriz. Evet, yaşa yaşa. Hani kahraman bendim? Bu oyuncak milleti de her şeyi çok çabuk unutuyor canım. Kulina, 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 kulina. Evet Emre Bey, bakalım sadece kızlar mı korkakmış? Her şeyi ben hazırlayacağım. Ye bakalım, aşçılığımı beğenecek misin? Nasıl buldun? Hiç fena değil. Bir dakika, hemen geliyorum. Ne o? Yine okul mu geldi yoksa? Gerçekten bez bebek olmayacak mıyım? Bundan iyice emin olmadan Hakan'ın yanına gidemem. Kulina! Ne oldu? Sulina'dan kurtulabildiniz mi? Hiç merak etme canım. Sanırım sonsuza kadar mavi ormanda yaşayacak ve bir daha da bizi asla rahatsız etmeyecek. Bakıyorum bez bebeğe dönüşmemişsin. Evet. İnanabiliyor musun? İlk defa Hakan'la istediğim kadar oturabileceğim. O nerede şimdi? Mutfakta. Kulina gitsen iyi olacak. Tamam, gittim bile. Hı hı. İyi eğlenceler. Hayırdır, sen kül kedisine dönüşmemişsin? Ya, hiç uykum yok. Benim de. Hadi gel, film seyredelim. Tamam. Hadi. Şubat bütün yurtta ve dünyada kutlandı. Yıllarını beraber geçirmiş çiftler, yeni evliler, sevgililer. Bugün 14 Şubat öyle değil mi? 7'den 70'e herkes hediyeler aldı. Hala geçmiş sayılmaz. Yolladı, sürprizler yaptı. Yani? Bazıları sevgililerine ufak bir çiçek hediye etti. Canım, bir şey söylüyorsan açık açık söylesene. Teyzem Kulina böyle şeyler açık açık söylenmez. Anlaşılması gerek derdi. Yurtta ve dünyada tüm restoran ve eğlence mekanları sevgililerle doldu taştı. Tabii bu özel günü sevgilisiyle güzel bir mekanda geçirmek isteyenler yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldı. Benimle dans eder misin? Tüm dünyada kutlanan sevgililer günü için tabii. Hazırlıklar çok önceden başladı. Dükkanların vitrinleri süslendi.
restoranların menüleri yeniden hazırlandı. Otel ve alışveriş merkezleri güne uygun bir şekilde yeniden dekore edildi. Ha ha ha.